Çay ve kahve suyu yerine geçer mi? Aslında geçmiyor. Kişi çok fazla bunları tükettiğinde, örneğin kişi çok fazla kahve içtiğinde veya çay tükettiğinde susuzluk hissini unutuyor ve su içmeyi unutuyor. Yerine geçmez. Hatta fazla çay ve kahve tükettiğimizde, 5 bardağın üzerine çay kahve tükettiğimizde özellikle vücuttan su atımını hızlandırıyor. Bu da bizim için sağlıksız duruma geçiyor. Hep söylerim, bir bardak çay veya kahve tükettiğinizde mutlaka yanında da bir bardak su tüketelim diye. Düşünün hocam, bazı diyete giren hastalarımızda kabızlık sorunu yaşandığını duyuyoruz. Peki bu neden oluşur? Şöyle, kişi eğer yeterince lifli beslenmiyorsa, suyunu eksik içiyorsa kabızlık problemi yaşanabiliyor. Fakat kişi herhangi sebzesini güzel tüketiyorsa, lifli meyvelerini güzel tüketiyorsa, suyunu da güzel içiyorsa böyle bir problemle zaten karşılaşmıyoruz. Bu durumda ne yapılabilir? Önce bir suyunu sorgulayacağız. Gerçekten suyunu içiyor mu? Çünkü istediğimiz aslında su miktarı 8 bardak ve üstü. Kişi diyor ki, şu anım benim su içme alışkanlığım yok. Ben maksimum 5-6 bardak, bazen gün geliyor 2 bardak anca içebiliyorum. Her zaman önerim böyle aromalı sular. Suların içerisine şu an tam mevsim kiraz atabilirsiniz. Biraz nane yaprakları koyabilirsiniz. Birkaç dal maydanoz eklediğinizde hem ödem atıcı su yapmış oluyorsunuz, hem de o suyun aslında tadını baskıladığınız için biraz daha su içme alışkanlığı kazanıyorsunuz. Eğer ki kişinin tansiyonu varsa, burada da uyaralım, çok fazla limon dilimleri veya değişik zencefil parçaları gibi şeklinde besinler içerisine, suların içerisine atmasınlar. Çünkü çok duyuluyor. Suyun içerisine şu an biz tarçınlar atıyoruz, şunları atıyoruz. Limon çok sıkılıyor. Kişinin örneğin bir hipoglisemisi varsa, yani şeker düşüklüğü dediğimiz durum varsa, 2 saat aç kaldığında elde ayakta titreme oluyorsa hipoglisemi belirtisi olabilir. Lütfen baktırsınlar. O durumda örneğin suya tarçın koyduğumuzda aslında kan şekerini daha da düşürüyoruz biz. O durumda kişi komaya girebilir. Yani mutlaka, eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa tarçın eklesinler. Fakat hipoglisemi gibi bir durumu varsa eklememiz gerekir. Yine başa geri dönelim. Kabızlık demiştik. Su tüketimimizi hallettik. Bakıyoruz, sebze tüketiyor muyuz yeterince? Çünkü yine az önce bahsettiğimiz bir fast food'dan zengin besleniyor olabiliriz veya et ağırlıklı besleniyor olabiliriz. Sebzeyi birazcık da hayatımızda veya salata özellikle almamız gerekiyor. Ve probiyotik kullanabilir kişi. Probiyotik takviyeleri var şu an. Eğer yeterince probiyotikten zengin beslenemiyorsak, probiyotik tabletleri veya saşe ürünleri de olabiliyor. O şekilde onlardan yardım alabiliriz. Bağırsaklarımıza zaten faydalı dost bakteriler olduğu için fayda sağlayacaktır.